Dünya genelinde birçok insanın başına oldukça garip olaylar gelmiş ve gelmeye de devam etmektedir. Sağlık bu garip olayların içerisine girince tabii ki olaylar daha da farklılaşabiliyor. Bu videomuzda insan ağzında bulunmuş en garip ve şaşırtıcı şeylerden sizlere bahsedeceğiz. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Hindistan'ın Mumbai kentinde yaşayan 17 yaşlarındaki genç çocuk yüzünün şişmesi nedeniyle doktora gitti. Doktor, Eşkü Gavai adındaki bu çocuğa yaptığı muayene ve testler sonucunda ender görülen ve azı dişini etkileyen bir büyüme olduğunu söyledi. Hemen ameliyata alınan gencin ağzından çıkarılan 2 ve 3 santim büyüklüğündeki 232 diş tüm doktorları ve tıp dünyasını şaşırttı. Neredeyse dünya rekoruna konu olabilecek bu ameliyat sonrasında Eşkü eski sağlığına kavuşmuştur. Braden Douglas adındaki adam günlerce ağzında bir ağrı hissettiğini ve ağzının içinde bir şeyler olduğunu söylemeye başladı. Bir gün kahvaltısını yaparken ise ağzından bir şey çıkmaya çalıştığını fark eden adam aynanın yanına gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Daha sonra ise insanların kendisine inanmayacağını düşünerek telefon kamerasına aldığı bu şeyin dev bir tükürük bezi taşı olduğunu öğrendi. Sosyal medyada viral olan bu görüntülerde tükürük taşının çıktıktan sonra adamın ağzında boşluk bıraktığını da görebilirsiniz. Bu dehşet verici olaysa Yeni Zelanda'nın Wanganui şehrinde meydana geldi. Candace Mosen adındaki genç annenin anlattıklarına göre olay şöyle yaşandı. Lucas adındaki oğluna sosis pişiren anne daha sonrasında oğlunun sosisi çiğnemediğini fark ederek ona yediği şeyi çıkarmasını söyledi. Çocuk sosisi çıkardığında ağzından fare ayağının çıktığını gören anne dehşete kapıldı. Sosisten yiyen diğer insanların hasta olmalarını istemeyen anne direkt süpermarket ve sosisi üreten firmaya karşı gerekli işlemleri başlattı. Firma ise sosisin içinde bulunan parçanın kesinlikle bir fareye ait olmadığını ve ürünlerin tavuk etinden yapıldığını iddia etti. Bunun üzerine fare ayağı Sağlık Bakanlığı'na incelenmesi için gönderildi. Kadın, tedbir amaçlı çocuğunu hastaneye götürüp tüm kontrolleri yaptırdı. Herhangi bir hastalık belirtisi bulunmayan çocuğun annesi firmadan herhangi bir para iadesi talep etmediğini ve firmanın bu olayı ciddiye alması gerektiğini söylemiştir. Bunlar Kaçmaz kanalımızın bu videosu bitmiş olsa da yeni videolara gitmek için karşınızdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir diğer videoda görüşmek üzere.